Çamlı ve Yazan Belediyesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşmamıza vesile olması ve hem de birlik ve beraberliğimizin sergilenmesi anlamında düzenlemiş olduğumuz iftar yemeklerimizin sonuncusunu bugün Yazan Merkez'de gerçekleştiriyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan 11 ayın sultanı mübarek Ramazan şeriflerimizi tebrik eder. Birlik ve beraberliğimizin katlanarak devam etmesine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim. Bu anlamlı gecede ve iftar yemeğinde bizleri yalnız bırakmayan ve tabii bu yemeklerde yine bizlerle beraber olan Sayın Kaymakamımıza, İl Başkanımıza ve özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız ve daire amirlerimize, genel sekreterimiz, genel müdürümüz, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları, gençlik kolları başkanımız, ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, sivil toplum örgütlerinin değerli başkan ve yöneticileri ve mahalle muhtarlarımız. Bu anlamlı yemeğimize teşriflerinizden dolayı şahsım olarak hepinize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yazan her yöresinden çiçeği toprağında yetiştiren bir bahçe gibi. Amacımız bu bahçedeki çiçekleri aynı oranda sevmek ve hizmet sunmaktır. Kültürlerin kaynaşmasından çıkacak enerjiyi hizmete dönüştürebilmektir. Yaşadığımız şehri yaşanabilir bir şehre dönüştürmek için Büyükşehir Belediye'mizden de aldığımız güçle son nefesimize kadar sizlere hizmet etmek adına çalışmaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız, daire amirlerimiz ve ben muhtarlarımızla bir araya gelerek yazan sorunlarını nasıl hayata geçirebiliriz, projelerimizi nasıl hizmete dönüştürebiliriz? Biraz önce bu toplantıda yazanımızla ilgili problemleri tartıştık. İnşallah bunların ilerideki dönemlerde hepsini hayata geçirme fırsatlarını yakalayabiliriz. Bu anlamda desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İl Başkanımıza huzurlarında şükranlarımı sunuyorum. Değerli yazanlı kardeşlerim, sizden bir istirhamım olacak. Gerçekten bu sene kuraklık senesi, sulama suyu ve içme suyu konusunu da sularımızı tasarruflu kullanırsak bu konuda diğer bir komşumuza, akrabamıza fırsat tanımış oluruz. Biraz önce yazanla ilgili problemleri konuşurken muhtarlarımızdan en fazla gelen sorunlar içme suyu ve sulama suyuyla ilgili problemlerdi. Önümüzde değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Malatya Başbakanımızın nezdinde farklı bir yere sahip. 30 Mart seçimlerinde ülke genelinde ilk üçe girdik. Bu seçimde de oylarımızla en iyi sonuca ulaşmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeliyiz. 7 Ağustos'ta Başbakanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Malatya'mıza teşrif edecekler ve bu anlamda hepimizi o gün Malatya'ya bekliyoruz. Biz de elimizden gelen gayretleri sarf edeceğiz. Başbakanımız için tek vücut çalışarak Başbakanımızın gereken desteği vereceğiz. Bu anlamda ben Malatya'mıza ve Yazan'ımıza güvenim sonsuzdur. Bu hususta inşallah hepimiz beraber el birliğiyle çalışacağız. Değerli yazanlı kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin bir ömre bedel, eşsiz fırsatlarla dolduğu işaret edilmektedir. Rahmet ve merhamet kapılarının sonsuza kadar açıldığı, duaların kabul olduğu bu mübarek gecenin bereketinden
nasiplenmeyi, güzelliklerle dolu bu feyizli anları değerlendirmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin. Ancak Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de ve Irak'ta yaşanan elim olaylar Ramazan ve bayram sevincimizi yarım bırakmıştır. Bu mübarek gecenin ufkumuzu ve gönül dünyamızı ebediyen aydınlatması temennisiyle Ramazan ayının ve Kadir gecesinin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa iyilikler ve güzellikler getirmesini diliyorum. Allah ibadetlerimizi ve oruçlarımızı kabul etsin. Bu arada tabi değerli yazanlar, kıymetli hazırım. Yazanımız da biraz önce Müftü Bey de söyledi. Kaymakamlığımızla beraber 7. iftar yemeğimizi tertiplemiş bulunuyoruz. Yani 5000 kardeşimizle bir araya geldik. Bu arada diğer mahallelerimizde de sponsorlarımız vardı. Ben onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yazanda bugünkü yemeğimizde emeği geçen ve her zaman bizlere desteklerini esirgemeyen, maddi manevi desteklerini esirgemeyen genç dinamik iş adamımız tekstilci Abdullah Tarıverdi'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve kendileri işleri dolayısıyla katlamadılar. Şu anda kendilerine vekaleten ayrıca abisi Mustafa Tarıverdi'ye teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan sizlere çok teşekkür ediyoruz. Geceniz hayırlı olsun, ibadetlerle dolu olsun ve önümüzdeki Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Bütün hazırına en derin sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli hemşehrilerimiz,